Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Hard Code Version Tapsos'un bölüm 36'ya hoş geldiniz. Ben Emre, maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Pokemon Ligi'nde ikinci kez şampiyon olmuştuk. Ve tabii ki şampiyon olur olmaz gözlerimizi odamızda, evimizde, Nibark Town'da açıyoruz. Ama bu bölümü kesinlikle Nibark Town'da geçirmeyeceğiz. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Ben başlar başlamaz direkt Indigo Protoss'una uçuyorum. Oradan da Kanto bölgesini... Kanto bölgesinde de nereye gideceğim? Tabii ki Cinnabar Adası'na. Evet, bu bölümde efsane Pokemon avımız başlıyor. Ve ben de efsane Pokemon avına Cinnabar Adası yakınlarındaki Seafoam Adası'nda başlayacağım. Evet, Seafoam Adası'na doğru hızlıca yol alıyoruz. Seafoam Adası'nda hangi efsane Pokemon bizi bekliyor? Tabii ki bunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama ben yine de bilmeyenler için spoiler vermeyeceğim. Hızlıca oraya gitme vakti geldi. Hadi Katara, acelemiz var. Ah, köpek balığına dönüştün yine. Köpek balığına dönüştüğün zaman gerçekten çok korkunç oluyorsun. Siyah köpek balığı şu an tam altında. Tamam, Seafoam adalarına doğru hızlıca yol alıyoruz burada. Birçok eğitici olsa gerek, onları atlatmam gerekecek her zaman gibi. Daha önce bunların bazılarıyla savaşmıştım. Ama hangileriyle savaşıp savaşmadığımı kesinlikle hatırlamıyorum. Wow, burada bir eğitici var. Bununla kesin savaşmışımdır. Onu da geçtikten sonra Seafoam adalarına varmış olduk. Evet, Seafoam adaları. Daha önce Seafoam adalarına tabii ki geldik. Üst katta bileğinin Pokemon salonu var. Ama bu sefer aşağı kata iniyoruz. Evet, Seafoam adalarında yine gizemli bulmacalar bizi bekliyor olacak. Tabii ki strengi kullanmak istiyorum ama kayıyı o tarafa doğru itmeyeceğim. Şimdi fark ettim, kayıyı o tarafa itersem eğer bulmacayı bozmuş olacağım. Kayıyı ben bu tarafa itmeliyim. Şimdi peki, şimdi ne yapmam gerekiyor? Şimdi ne yapmam gerekiyor? Çok heyecanlandım. Tamam, bunu bu tarafa itiyorum. Bunu bu tarafa itiyorum. Ve arka tarafa geçiyorum. Arka tarafta bizi peki ne bekliyor? Bir Poketopu. İçinden Grip Claw çıktı. Grip Claw bazı saldırıların hareketlerin süresini uzatıyor. Mesela bir ranttan uzun süren hareketlerin süresini uzatıyor. Onlara pek girmeyelim. Benim şu an üstünde o tip hareket yok herhalde. Bir Ice Heal buldum. Müthiş bir item değil ama işe yarar. Belki de dostu buz mağarasındayız. Burada her an bir eğiticiyle savaşabiliriz. Onlara karşı kullanabiliriz ve eğitici gördüm. Tamam, Pokemon'larım yerleri değiştirmek istiyorum. Burası bir buz mağarası. Bir mağara olduğu için burada yarasalar çıkabilir. Ya da buz mağarası olduğu için buz tipi, su tipi Pokemon'lar çıkabilir. O yüzden ben başa kimi koydum? Mako'yu. Tamam, eğiticiyle karşı karşıyayız. İlk savaşımız başlıyor. Evet, bu eğitici kolaylıkla yendik ve bizi Jamie arıyor. Jamie'nin derdi neymiş? Jamie kim? Onu bile hatırlamıyorum. Bir açalım bakalım neler, ne zaman uyandın mı? Hayır, uyanık mıydın? Ponyta'yı hiç daha önce duydun mu? Biraz önce onunla savaştım. Beklediğinden çok daha hızlıydı. Tamam. Daha önce gördüğüm Pokemon olsa da diyor, onlara dikkat etmen gerekiyor diyor. Tamam, biz de öyle yaparız. Tamam, yanlışlıkla annemi aradım. Artık şu telefondan çıksam, kurtulsam çok iyi olur. Tamam, bu eğiticiyle de savaşmak zorundayım. Savaş başlasın. Evet, bu eğiticiyi de rahatlıkla yendik. Ne de olsa Mako'nun elektrik saldırılarından kaçış yok. Tamam, neredeyiz bu sefer? Peki şimdi neredeyiz? Ne tarafa gitmem gerekiyor? Herhalde şuradan karşıya geçeceğim. Ama nasıl? Kafamda deli sorular. Tamam, bunu o tarafa ittim. Hayır, bu pek yardımcı olmadı sanki. Bunu yukarı itsem? Aa, şimdi bir şeyler oturdu kafamda. Tamam, şimdi bununla karşıya itiyorum. Ve karşıya dalıyorum. Harika, burayı da kolaylıkla geçmiş oldum. Tamam, yukarıda bir bulmaca daha var. Peki oradan gitmek zorunda mıyım? Oraya gitmek şart mı? Hayır, ben aşağı ineceğim. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor. Wow, en alt katı indik sanki. Aşağı katı inmemiz tabii ki iyi bir şey. Benim gelmek istediğim yerde aslında aşağı kat. Ve burası çok soğuk, çok ürkütücü duruyor. Tamam, umarım
aradığımızı burada bulabiliriz. Tekrar suya atlıyorum. Herhalde orada şuradaki merdiveni kullanmak zorunda kalacağım. Yolun devamı orada olsa gerek ve ileride bir poke topu görürüm. Wow! Articuno tam karşımda duruyor. Evet, bu bölümde yakalamak istedim. Efsane Pokemon tam karşımda ama ona gidemiyorum. Onun yanına yaklaşamıyorum. Umarım doğru yolu bulup onun yanına çabucak varabiliriz. Şuradan bir yerden gitmem gerekiyor. Bir merdiven daha mı? Gittikçe yukarı çıkıyorum. Doğru yolda olduğumuza emin miyiz Emre? Emre kafam karıştı. Her neyse buradan aşağı ineyim. Bakalım doğru yola gidiyormuş. Aa, bir aşağı kat daha var. Aşağı kat inmek iyidir. İki kat yukarı çıktık ve buraya geldik. Şimdi iki kat aşağı iniyoruz ve nereye gideceğiz? Articuno'nun yanına mı? Acaba gerçekten bu olabilir mi? Articuno'nun yanına mı vardık? Hadi bir sörf daha. Hadi az kaldı. Birazdan Articuno'nun yanına gideceğim ve Articuno benim en sevdiğim Pokemon'dur. Listenin başında yer alır. Birazdan onunla karşı karşıya geleceğim için gerçekten ama gerçekten çok heyecanlıyım ve karşımda duruyor. Evet, Articuno tam karşımda. Hemen sev yapıp geri dönüyorum. Sevimizi de yaptık. Artık Articuno ile savaşmaya başlayabiliriz. Evet, en sevdiğim Pokemon tam karşımda duruyor ve onu yakalamak için can atıyorum. İnsanın en sevdiği Pokemon Articuno gibi efsanevi bir Pokemon olunca onu her gün göremiyor gerçekten. Ben de onu görmeyeli bayağı özlemişim. Aa, Thunder Wave ile başlıyorum. Onu paralize yapmak istiyorum. Olabildiğince az kıpırdasın ve bana az zarar versin. Articuno'nun birçok skill'i kendi statlarını arttırmak için işe yarıyor. Ben de bunu yapmasın. Gerçekten ama gerçekten hiç istemiyorum. Ve Articuno ilk roundda da paralize oldu. Bu da benim için mükemmel bir şey. Şimdi onun canını azaltmak için ben Engi seçiyorum. Çünkü Engin Air Slash'ı hem ona fazla vurmayacaktır. Fazla vurmayacağı gibi de onu flinch etme ihtimali var. Eğer flinch ederse Articuno bir round kaybedecek. Bu da bizim için mükemmel bir şey. Air Slash'la başladım. Hadi bakalım ne kadar vuracak. Yarısı kadar. Evet, bence güzel. Hem flinch oldu hem de tam istediğim gibi vurdu. Bir kere daha vurursam canı herhalde kırmızıya gelecektir. Daha fazla gücünü azaltmaya gerek var mı? Bir kere daha vurabilirim sanki. Bu sefer de paralyze oldu. Articuno kıpırdayamıyor. Neye uğradığını şaşırdım. Tamam, Mako ile bir kere saldırabilirim. Mako'nun hangi saldırısını kullanacağım? Tabii ki Raksin 5'i. Raksin 5 dövüş tipi bir saldırı. Power'u çok düşük. Power'u çok düşük olduğu gibi rakibim de uçan tip bir Pokemon olduğu için not very effective vuracak. Bu yüzden oldukça az vuracaktır. Umarım fainted olmaz. Aa, tamam. Tam birinde durdu. Harika bir yerde durdu ve Articuno'nun defansı düştü. Paralize oldu ve yine kıpırdayamıyor. Ya çok mu şanslıyız ne bilmiyorum. Bir dünya Poketopu aldım. 150 tane Dusk Ball'um var. 70 tane Pokeball'um var. 10 tane Ultra Ball'um var. 1 tane Master Ball'um var. Bunlar bütün efsane Pokemon'ları yakalamak için umarım yeter. İlk Dusk Ball'umuzu atıyoruz. Bakalım yakalayabilecek miyiz? 1. Hayır, tabii ki yakalayamayacağız. O kadar kolay mı bir efsane Pokemon'u yakalamaya? Ne zaman ilk seferde yakaladık ki? Ne zaman ilk efsane Pokemon'u, ilk Poketopu'nu da yakaladık ki zaten? Tamam, Ice Beam'le kritik vurdu. İnanmıyorum. Çok fazla vurdu. Ben daha iyi bir tank koysam karşısında daha iyi olacak. 77 level bir kataram var benim. Bu tipi saldırıdan hiç ama hiç etkilenmeyecektir. Vur bakalım Articuno, ne kadar vurabiliyorsun? Evet, gerçekten vurdu. Sadece 10 damage mi? Tamam, 28 defa vurursa anca beni fainted yapabiliyor. O yüzden sıkıntı yok. Ben Poketopu atmaya devam edeyim. Bir Dust Ball attım. Bakalım Articuno bu sefer ne tepki verecek? Umarım yakalayabiliriz. Bir. Yaa. Nerede yakalıyorsun ki? İkinci Dusk Ball'umuzdan da çabucak kurtuldu. Ama bundan sonra sürekli Dusk Ball atacağımız için Articuno'nun çok fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Şimdiye kadar hep canını azaltmakla, işte Pokemon'umuzu kurtarmakla ve onu paralize etmekle bir sürü round kaybettik. Ama bundan sonra sadece Poketopu atacağız. Articuno'nun pek şansı yok. Geçen sefer Ice Beam'de 10 damage vurmuştuk. Bu sefer 11 damage. Evet, Articuno'da gelişme var. Tamam, bir Dusk Ball'da. Bakalım bunda gelişme. Gelecek mi? Bunda gelsin. Çabucak gelsin. Daha bir sürü efsane Pokemon yakalayacağım. 2. Ah, 3. defa sallanmadı bile. 2 defa olsun ama en azından bir heyecanlandık. Tekrar paralyze oldu. İşler bence hiç fena gitmiyor. Daha kaçıncı Dusk Ball'umuz bu? 4. mü? 5. mi? Ne? Yani daha hiç vakit kaybetmedik aslında. Eğer bir 5 tane daha atsam ve gelse gerçekten hızlı bir yakalama olacak. 10 Poketopu bence mükemmel. Dusk Ball da oldukça güçlü. Yani 10 defa da yakalarsa hiç ama hiç şaşırmam. Tamam, bir Dusk Ball daha attık. Aa, hiç durmadı bile. Bari sallansaydı, bir heyecan yapsaydık. Hayır, Articuno buna izin vermiyor. Articuno çok ama o çok güçlü. Şu Assault'a bak. Bence Articuno'nun çizimi çok daha iyi olabilirdi bu oyunda. Bence biraz sönük kalmış. Benim bildiğim Articuno böyle değil. Böyle olamaz. Neyse, bir
2, 3, tık! İşte bu! Articuno, şimdiden yakaladık! Articuno, Uno, Articuno! Tamam, Articuno cepte. Kaldı 2 tane efsanevi kuş. 2 efsanevi kuşu da bu bölümde yakalayacağım. Evet, dondurucu Pokemon, buz tipi ve uçan tip Articuno. Ona nickname vermek istiyorum. Ona vereceğim nickname de Uno olacak. Aynı Pokemon Fire serisinde yaptığım gibi. Articuno, Uno, Articuno Zapdos Moltres, Undostres. Ben de Articuno'ya nickini verdim. Tamam, şimdi buradan çıkma sırası geldi. Şimdi nereye gidiyoruz? Power Plant'e. Kanto bölgesindeki Power Plant'e gideceğiz. Orada bizi efsanevi kuşlardan biri bekliyor. Ben de onu yakalamak için sabırsızlanıyorum. Hemen Pokemon'umun sırtına atlayıp nereye gidiyorum? Tabii ki Serulan şehrine. Evet, Serulan şehrinin doğusunda Power Plant var. Ben de Zapdos'u Power Plant'te yakalayacağım. Umarım Power Plant'te Zapdos bizi çok görmez. Hemen bisikletime atlıyorum ve olabildiğince hızlı bir şekilde Power Plant'e doğru yolculuğa çıkıyorum. Buralarda bir yerde olsa gerek. Tamam, daha önce buradan geçmiştim. O yüzden buradaki birçok eğitici yenmiştim. Ama savaşmadıklarım olabilir. O yüzden dikkatli olsam hiç fena olmaz. Biraz sessiz konuşalım ki bizi duymasınlar. Tamam, şuradan geçmiştim geçen sefer. Yine öyle yapacağım. Alt tarafta ne var bilmiyorum. Büyük ihtimalle alt tarafta eğiticiler de vardır. Eğiticilerden kaçıyoruz. Onlar bizi çok ama çok yavaşlatıyor. Evet, şurada bir tane var. Tamam, ona geçtim. Hiç sıkıntı olmadı. Üstümde Ripel var mıydı? Ripel bitmiş miydi? Emin değilim. Umarım Ripel vardır karşımıza vahşi Pokemon. Çıkmaz, hayır. Ripel'in bitmiş. Büyük ihtimalle bisiklet sürerken Ripel bitti. Ben de o sırada başka bir yere bakıyordum herhalde. Tamam, karşıma 15 level bir Golden çıktı. Acaba Zapdos'u bırakıp Golden'u mu yakalasam? Pek akıllıca bir fikir değil. O yüzden ben Ripel'imi basayım ve yolculuğuma devam edip Zapdos'un yanına olabildiğince hızlı bir şekilde varayım. Koş 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 koş. Wow, Katara'ya bakın. Aynı bir köpek balığı. Çok korkutucu. Tamam, Zapdos'a geldim. Tam karşımda duruyor. Zapdos'la savaşmaya hazırız. Ama ilk önce bir sev yapmak istiyorum. Sev yapıp hemen döneceğim. Evet, sevimizi de yaptık ve Makor'un gücünü doldurduğumuza göre artık Zapdos'la savaşmaya başlayabiliriz. Zapdos geçen sefer beni çok ama çok yormuştu. Umarım bu sefer bana biraz daha insaflı davranır. Evet, tam 50 level Zapdos diken diken tüyleriyle karşımda duruyor. Onun canını nasıl azaltsak? Thunder Wave'le yine başlayalım. Onu paralyze edelim ki olabildiğince az kıpırdasın ve bize az zarar versin. Onun dışında paralyze onun hızını da düşürecek. Hızını düşürmesi bizim için çok ama çok iyi. Onun dışında Thunderbolt da onun canını çok yakmaz herhalde. Sonuçta elektrik Pokemon olduğu için elektrik saldırısı nat ve efektif vurur. Uçan tip olduğu için süper efektif vurur ve normal vurmuş olurum ben. Ay, sakın tek atma. Tamam, gücü çok güzel bir yerde. Aynı Articuno'da yaptığımız gibi Raksim ve işte Zapdos'un canını az da olsa azaltabiliriz ve istediğimiz yere getirebiliriz. Hadi lütfen kritik vurma. Tamam, çok güzel bir yerde. Poke topu atsam mı? Raksim ve işte bir kere daha mı vursam? Tamam, Raksim ve işte bir kere daha vurmak istiyorum. Umarım kritik vurmazsın Mako. Lütfen Mako, kritik vurma. Kritik vurursan Zapdos fainted olacaktır. Bunu hiç ama hiç istemeyiz. Tamam, canı çok güzel bir yerde. Artık Poke topu atmaya başlayabilirim. Peki tank burada Mako mu olmalı? Uçan tip saldırı kullanırsa Mako'ya nat ve efektif vuracak. Elektrik saldırısı kullanırsa Mako'nun canı da olacak. Eşit power'da çok az vuruyor. Tamam, bence Mako burada tank olarak kalmalı. Gayet iş görecektir Mako. Ben de bir round kaybetmiş olurum Mako eğer sağda kalırsa. Tamam, ilk Dusk Ball'umuzda başarısız olduk. Açıkçası buna pek şaşırmadım. Zapdos paralyze oldu ve kıpırdayamıyor. Bu da bizim için çok ama çok iyi bir şey. Dusk Ball. Hadi, hayır. Gece yarısı olduğu için Dusk Ball benim şu an elimdeki en güçlü poke topu. Onun dışında elektrik tipi Pokemon'lara karşı daha güçlü bir poke topu bulmak mümkün. Ama yeterince bulmak mümkün değil. Ya da o da zaten Dusk Ball'la hemen hemen aynı seviyede olacağı için çok önemli değil. 3... Tak, işte bu. Zapdos çabucak geldi. Zapdos takımı hoş geldin. Koleksiyonunda harika bir yerin olacak senin. Böylece ikinci kuşu da yakalamış olduk. Zapdos'a nickname vermek istiyor muyum? Tabii ki vermek istiyorum. 145 numaralı Zapdos elektrik tipi Pokemon. Hem elektrik tipi hem uçan tip. 116.0 IBS. Bu da yaklaşık 55 kilo demek. Harika değil mi? Evet. Efsanevi elektrik kuşu. Şu an benim koleksiyonumda ve ona vereceğim nickname. Daha önce de söylediğim gibi Dos, Undos,
Artık Unozaptos. Bunlar takımda. Bunları yakaladık. Şimdi kaldı 3 numaralı kuş. Moltres. Moltres'in yanına hızlıca gideceğiz ve Moltres'in nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Moltres tam olarak Mountain Silver'da, yani Gümüş Dağı'da. Biz de Gümüş Dağı'a gidip Moltres'i yakalayacağız. Ama gerçekten dağın çok derinliklerinde onu bulması biraz zor olabilir. Biz elimizden geleni yapacağız ama hemen Victorioth girişinin batısından Mountain Silver'a doğru ilerliyorum. Tamam, benim ripelim var mıydı? Var diye hatırlıyorum. Umarım çabuk bitmez, bana bir ripel daha bastırmazlar burada. Çok fazla ripel harcadık, elimde çok fazla ripel yok. Biraz az kullansak iyi olur. Tamam, doğru yolda olduğumu varsayıyorum. Bisiklete binelim mi? Çok daha az ilerleyebiliriz. Wow, resmen uçuyorum. Ah, Pokemon merkezi olmaz. Pokemon merkezine girmek istemiyorum. Belki daha sonra. Tamam. Evet, Mountain Silver'a böylece varmış olduk. Mountain Silver mağarası. Yani Ay Dağı mağarası. Dağ mı, mağara mı, mağara mı, dağ mı? Her neyse, çok önemli değil. Suya açıldım ve şelaleden Waterfall'la yukarı çıkıyorum. Burada iki Pokemon benim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi Katara, diğeri Zuko. Çünkü burada Rock Climb, Waterfall ve Surf HM'leri çok ama çok önemli. Onlar olmadan Moltres'in yanına gidemeyiz. Expert Belt buldum. Expert Belt çok ama çok sevdiğim itemlerden biri. Süper efektif saldırıların gücünü artırıyor. Süper efektif vurduğunuz zaman zaten çok vuruyorsunuz. Bir de Expert Belt'iniz varsa gerçekten ama gerçekten çok fazla hasar verebiliyorsunuz Pokemon'lara. Tamam, Ripel neredeydi? Şurada bir yerde olsa gerek. Ripel, tamam. Tam 16 tane alışveriş. Güzel olmuş. Bayağı item olmuş benim üstümde. Rock Climb'da buradan çıkabilirim. Katara'dan iniyorum. Zuko'ya biniyorum. Zuko'dan iniyorum. Katara'ya biniyorum. İndi bindi oluyor. Yani Katara'dan indi, Zuko'ya bindi. Bunu kaç defa yapacağız burada bilmiyorum ama bu Pokemon'larsız ilerlemem mümkün değil. Sürekli birinden inip diğerine biniyorum. Tamam, önümde bir şelale var orada. Katara'yı çok işe yarayacak. Moltres'in yanına çok az kaldı. Neredeyse vardım sayılır ve 3. kuşu yakalamak için can atıyorum. Çok çabuk yakaladık diğer ikisini. Articuno ve Zapdos'u. Umarım Moltres de bizi çok fazla yormaz ve tam karşımda duruyor. Efsanevi ateş kuşu. Onu yakalamak için sabırsızlanıyorum. Onunla karşılaşmalı bayağı uzun zaman olmuştu. Yaklaşık kaç bölüm? 40 bölüm falan herhalde. Her neyse, şu an karşımda ve onu yakalayacağım. Başta yine Mako olsun. Mako'nun Thunder Wave'i çok ama çok işe yarıyor. Sonra onun canını bir saldırıyla azaltırım. Hangi saldırıyla ama? Ateş saldırısıyla not bear efektif vururum. Herhalde ateş saldırısı kullanmakta fayda var. Evet, Zuko'nun ateş saldırısıyla gücünü çok fazla indirebileceğimi sanmıyorum. Ya da Engin, yine Air Slash'ını kullanabilirim. O da çok ama çok işe yarıyor. Tamam. Aa, ben sev yapmadım. Sev yapmadım, inanmıyorum. Sev yapmadan direkt onunla savaşa başladım. Bu çok ama çok kötü. Yanlışlıkla onu Fainted yaparsam benim başım belada demek bu. Evet, bir Pokemon'u kaybettim demek olacak bu. Çok ama çok kötü. Şimdi ne yapsak? Paralyze ettiğime göre hemen Pokemon değiştiriyorum. Engin sahaya sokuyorum ve Engin Air Slash ile onu flinch etmeye çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. Hadi Eng, bu takım sana çok fazla bel bağladı son zamanlarda. Sen de görevini gayet iyi yerine getirdin. Tekrar yapmanı istiyorum bunu senden. Evet, ooo, çok fazla vurdu. Şimdi saldırı değiştirmem gerekecek. Acaba Dark Pulse'a ne kadar vururuz? Dark Pulse'u denemek istiyorum. Hadi, biraz riskli olacak ama Dark Pulse bence çok ama çok az vuracaktır Moltres'e. Hadi dayan Moltres, dayan. Evet, çok güzel bir yerde durdu. Artık ona Poke Top'u atmaya başlayabilirim. Ancient Power'la da sürekli geçirip duruyor bana. Bu çok ama çok kötü. Ancient Power'a dayanabilecek bir Pokemon'un var mı? Katara, Mako, tamam, buldum. O bir ateş Pokemon'u değil mi? Ateş Pokemon'u suyu pek sevmez. Neden yağmur yağdırmıyoruz ki? Bence yağmur yağdıralım ve onu ateş tipi saldırılarından kurtulalım. Yağmur dansı başlasın. Rain Dance. Tamam, bundan sonra ateş tipi saldırılarla çok ama çok vaz vuracak. Şekil bir ağda olduğu gibi. Flamethrower kullandı ama Flamethrower yağmur yağarken ne kadar vurabilir ki? Bu kadar vurabilir. Şimdi Poke Top'u atmaya başlayabilirim. Efsane Pokemon avlarında Mako'nun rolü oldukça fazla benim için. Ben taktiklerimi efsane Pokemon yakalarken Mako üzerinde kurdum. Bütün saldırılar onda. Rain Dance çok işe yarıyor. Thunder Wave çok işe yarıyor. Onun dışında birçok Pokemon'a karşı çok iyi tank olabiliyor. Mako olmazsa olmaz benim için, çok lazım.
Uyutma da çok işe yarayabilir ama uyutmayı sevmiyorum çünkü uyutma 2 ile 5 round arasında sürüyor. Genelde 5 round bile sürmüyor. O yüzden uyutmayı kullanmak çok yorucu olabiliyor. Her zaman uyutmayı kullanan Pokemon sağda kalamadığı için onu sağa sok, sağdan çıkar vesaire. Gerçekten çok yıpratıcı olabiliyor. O yüzden ben Thunder Wave'i vesaire Pokemon avlarında tercih ediyorum. Çünkü Thunder Wave'i bir kere kullandığınız zaman baştan sona kalıcı oluyor. Bu da yani büyük bir nimettir. Efsane Pokemon avında. Tamam, Poke Top'u atmaya devam. Birçok Dust Ball'um var elinde. Kaç tane Dust Ball harcadım şimdiye kadar? Elinde 150 tane mi vardı? 150 tane vardı herhalde. Şu an üstünde kaç tane var? Hep birlikte bakalım. Hadi. Bir Flamethrower daha. Yine çok az vuracaktır. Ne de olsa Yağmur Dansı devrede. Evet, çok ama çok az. Hiç sıkıntı yok. Vurmaya devam etsin. Yağmur yağdığı sürece Flamethrower'la bana çok fazla vuramaz. Dust Ball. Aa, sadece 13 tane kullanmışım. 13 tane kullanarak 2 tane efsane Pokemon yakaladım. Articuno'yu ve Zapdos'u. Bu da üçüncüsü olacak. Umarım. Moltres beni yoracak gibi görünüyor. Hadi bakalım. Hayırlısı diyelim. Ne diyelim? Hadi Moltres. İki arkadaşın elimde. Articuno ve Zapdos. Eğer benim takımıma katılmazsan onların canını okurum. Hayır, öyle bir ihtimal yok. Sen takımıma katılacaksın. 3 Pokemon da bir arada olmadığı sürece bir anlamı olmaz. 3 kuşu da benim yakalamam şart. Bir Dusk Ball daha. Bakalım gelecek mi? Hadi, hadi Moltres. Hayır, gelmemekte ısrar ediyor. Kötü kuş, kötü kuşsun sen. Bu kuş gerçekten çok cool değil mi? Moltres benim en sevdiğim efsane Pokemon'lardan biridir gerçekten. Çok cool. Bu Pokemon yanıyor, tutuşuyor. Artık Pokemon değiştirme vakti geldi gibi geldi bana. Çünkü çok fazla vurmaya başladı ve canı yok. Tamam, topu sağa sokuyorum. Top ateş tipine karşı dayanıklı. Uçan tip saldırılara karşı dayanıklı. Moltres'in topa yapabileceği pek bir şey yok. Aynı zamanda topun HP'si gerçekten ama gerçekten çok yüksek. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Poke topu atmaya devam edeceğiz. Kaç tane Dust Ball attık sana? Bilmiyorum. 138 tane vardı herhalde bu 5. ya da 4. 137 tane mi vardı? 138 tane vardı hatırlamıyorum. 1! 2! Hayır! Hayır! Gerçekten çok heyecanlandım. Bir an gelecek sandım ama gelmedi. Yapacak bir şey yok. Paralyze sonunda işe yaradı. Moltres kıpırdayamadı. Paralyze'ın bu kadar beklemesine inanamıyorum. Aradan 10 round geçti ve Paralyze ilk defa çalışıyor. Bu çok ama çok kötü. Boşuna mı kullandık Paralyze'ı? Boşuna mı övdük o kadar? Hayır, Paralyze'ın daha çok işe yaraması lazım. Protect'i kullandı ama işe yaramadı. Zaten daha önce kullanmış olduğundan dolayı mı? Görmedim çünkü hatırlamıyorum kullandığını. 2! Ah, bir an gelecek sandım. Üçüncüsü olmadı. Hadi bir defa daha deneyelim. Bu sefer gelecektir. Bu sefer gelecek inanıyorum. Benim Dusk Ball daha. Paralyze çalıştı. Moltres kıpırdayamadı. Bu bir işaret mi acaba? 1! 2, 3, evet işte bu. Moltres de geldi. Topu kaç tane poke topu attım ki? 3'ünü takı yakalamak için sadece 20 tane falan attım. Ya çok mu şanslıyız ne bugün bilmiyorum ama çok pis gaza geldim. Hemen arkasından bir efsane Pokemon daha yakalamak istiyorum. Ama ilk önce Moltres'e bir nickname vermem gerekiyor. Ona ne nickname vereceğim? Tabii ki Tres, Ondos, Tres, Articuno, Zapdos, Moltres. Bunların hepsi benim şu an koleksiyonumda, bilgisayarımda beni bekliyorlar. Emre abilerini bekliyorlar. Ben de en yakın zamanda onlarla ilgileneceğim. Onlara bineceğim. Vuracağım kırbacı. Onlarla istediğim yere uçabileceğim. Ama daha sonra. Evet, bu bölümde 3 efsanevi kuşu, Articuno, Zapdos, Moltres'i, buz kuşunu, elektrik kuşunu ve ateş kuşunu yakalamış olduk. Ve efsane Pokemon avımız son hızıyla devam edecek. Bir sonraki bölümde. Böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butona basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi Pokemonlar.